Sevgili izleyiciler, şu anda Demre Çayı Vadisi'ndeyiz. İki ağaç içinde bu hafta Kumluca ilçesine bağlı Alakır Vadisi'ndeyiz. Kafamızı kendi coğrafyamıza çevirdiğimizde Türkiye'de de benzer bir filmi izliyoruz. Geçtiğimiz aylarda bugünkü hükümetin milletvekillerinden birisinin bir konuşması ortaya çıktı. Ona ait olduğu iddia edilen konuşmada şöyle deniliyordu. Tarımı köylünün elinden almak gerek. Çünkü bu köylüler bu topraklarla ne yapacağını bilemiyor. Çok komünist bir ülkeymişiz. Çok sosyalist bir ülkeymişiz ki. Bu meraları köylünün elinden alıp, tarımsal üretim araçlarını köylünün elinden alıp profesyonel üretime, endüstriyel üretime geçelim deniyordu. Bu sizin anlattığınız, Endonezya üzerinden verdiğiniz örnekte sanki bu filmi biz burada da izliyormuşuz izlenimine kapıldım ben. Başbakan'a yakınlığıyla tanınan iş adamı Ethem Sancağ'ın söylediği "Tarımı köylünün elinden alacaksın" sözleri kulaklarımızı deliyor adeta. 15 yıl önce bir gerçeği keşfettim. Bu tarımı modernleştiremezsek bir köylü toplumu olmaktan kurtulamayız. Mümkün değil. Ya ne devrim olur, hiçbir şey olmaz. Bu tarımın modernleşmesi gerekiyor. Ve bu tarımın köylünün elinden alması gerekiyor. Sayın Bakanımla işte o noktada zaten bir araya geldik ve o günden bugüne ben bu bakana aşık oldum. Tarımı modernleştirirseniz devrim olur. Ben bunu fark ettim ve 15 yıl önce de Ekşi Sözlüğe bakarsanız ineğe aşık iş adamı diye geçer benim ismim. Ona ait olduğu söylenen dediniz. Başka bir sebepten öyle söylediniz. Bense başka bir sebepten ona ait olamaz bu laf zaten. O da bir yerden ona söyletilmiş. Çünkü bu söylediğiniz programın ta kendisi. Tarımı küresel anlamda küçük üreticinin elinden almak küresel planın en öncelikli adımıdır. Bu çok önemlidir. En önceliklidir. Herkesin tanıdığı Kissinger'in sözünü ileteyim burada. Diyor ki petrolü kontrol ederseniz ülkeleri kontrol edersiniz. Gıdayı kontrol edersiniz. İnsanların tamamını kontrol edersiniz. Bu güçler gıdayı kontrol altına alarak tüm dünyayı kontrol etmek istiyorlar aslında diyor Erhan Bey. Bu gücün temelinin nereye dayandığını soruyoruz kendisine. Program eskidir kökü olarak ama biz en aktüel bölümünden başlarsak direkt 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyadaki tarımsal gelişmeye müdahil olmaya hazırlanmakta olan dünyanın en büyük ailelerinden Rockefeller ailesinin bir sürü vakfı vardır. Bunlardan birkaç tanesi de tarımsal gelişmelerle ilgilidir. Sanki tarımla zengin olmuşlar gibi. Ve Rockefeller Vakfı'nın, tarımla ilgili vakfının da çalışan pek çok tarım uzmanı vardır. Ve bu insanlar belli ülkelere yayılmışlardır. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan önce. 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonunda Nelson Rockefeller, Franklin Delano Roosevelt'in Tarım Bakanı Harry Wallace'la birlikte Meksika'ya giderler. Ve Meksika'da tabii ki açıklanan amaç hep öyledir. Her zaman öyle açıklanıyor. Meksika halkının açlıktan kurtarmak, tarım üretimini katlayarak büyütmek için neler yapabiliriz? Nasıl yardım edebiliriz gibi bu tamamıyla insani boyutlarda açıklanmış bir amaç. Aslında o değil tabii. Ve giderler Meksika'da kurdukları enstitüyle mısır ve buğday üretmek üzere bir çalışma başlatılır. Başına geçirilen kişi Norman Borlaug zaten Rockefeller Vakfı'nda tarım uzmanı olarak çalışırken oraya yollanmıştır. Zaten kadrolar hep kendilerinden gelir buralara yerleştirilir. Tarım Bakanlığı yapmış Harry Wallace da öyledir. Harry Wallace da dünyada ilk hibrit tohumları üreten hybrid
Sonra Pioneer Hybrid olmuş şirketin de kurucusudur kendisi. Şimdi DuPont'a geçti. DuPont satın aldı o şirketi. Şimdi bu insanların amaçları daha bir defa kendilerinden menkuldür. Ve ilk ürün Meksika'da ortaya çıkan, ilk önce yüksek olmuştur, rüzgarda kırılmıştır, sonra orta boy melezleyerek bir buğday cinsi oluşturmuşlardır. Bu buğday cinsi meşhur Sonora 64 olarak 50'li yıllarda Türkiye'ye giren buğdaydır. Sokulan buğdaydır. Sokan Osman Nuri Koç Türk'ün büyük bir sistemle bahsettiği Bahri Dağdaş'tır. Ve ironiye bakar mısınız? Bugün Türkiye'de Konya'daki Tarım Araştırmaları Merkezi'nin adı da Bahri Dağdaş Tarım Araştırma Merkezi'dir. Rahmetli Osman Nuri Koçtürk herhalde mezarında dönüyor. Ve bu kuruluşun amacı bütün dünyaya kendi ürettikleri, fazla ürün verecek diye ürettikleri hibrit tohumları, öncelikli olarak mısır ve buğday yaymak olmuştur. İki ülke seçilmiştir, pilot ülke. İkisinde de Rockefeller Vakfı daha önceden aktiftir zaten. Birisi Meksika, birisi Hindistan. İlk girişimler çok başarılı olduğundan, başarılı tırnak içine alalım, onlara göre başarılı olduğundan, bunun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia ettikleri Pakistan ve Türkiye'ye de genişletilmesi için karar vermişlerdir. Zaten 50'li yıllar Türkiye'sinde programa sonradan katılan Ford Vakfı aktiftir. Ford Vakfı Ankara'ya yerleşmiştir çoktan. Ve onların desteğiyle Türkiye'ye de girer bu. Ve Türkiye'de bizim kırsalda yaşayan, nüfusumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan insanlarımızın bir kısmına bu tohumlar dayatılır. Verim olumlu olmaz. Bu sefer ama siz gübre vermediniz derler. Halbuki bizim köylümüz eski üretim biçiminde suni gübreyi zaten tanımaz. Tek ürün almaktadır. Nadasa bırakır. Zaten sonbaharda eker, yağışın altına bırakır, sulamaz. Öyle bir derdi yoktur. Olmaz, sen buna suni gübre vereceksin derler. Köylüyü bir masrafa sokarlar. Hadi gübreyi atar, yine olmaz. Sulamadın mı derler. Ya nereden sulayacağım, bizde öyle bir şey. Olmaz, sulayacaksın derler. Sularlar, hastalık gelir, ilaçlayacaksın, olur mu derler. Ve netekim köylü vücuduna takılan bir takım görünmez hortumlarla dışarıya bağlanır. Köylü ürettiğinin büyük bir kısmını dışarıya adeta rüşvet diye vermeye zorlanır. Ve kendi de verim alamaz. Gittikçe daha fakirleşir. Gübre almak için borçlanır, borcunu ödeyemez. Ondan sonra bildiğiniz hikaye, her seçim döneminde Ziraat Bankası'na baskı yapılır, köylünün borçları ertelenir, seçimler geçer, yeniden ensesine binilir. Çünkü sistem Türkiye'de 50'li yıllardan itibaren dönüştürülmüştür. Cumhuriyet döneminin o öncü düşünce tarzı her alanda olan ve tarımda da var olan düşünce tarzı artık kenara bırakılmıştır. Büyük vakıfların, Rockefeller Vakfı gibi ve onların kurduğu diğer örgütlerin de araya girmesiyle zaten o çalışma meşhur yeşil devrim, Green Revolution'a varmıştır. Ve bütün dünyada bu hibrit tarzı bastırılmaya başlamıştır. 60'lı yıllarda aralarında Osman Nuri Koçtürk'ün de olduğu uzmanlar kadroları bilim adamlarıyla tarım alanındaki Amerika'ya götürülmüşlerdir. Onlara yeşil devrimin bütün boyutlarıyla anlatılmıştır, ikna edilmişlerdir. Ve ülkelerine birer misyoner olarak geriye yollanmışlardır. Buna paralel olarak ülkenin tarım konusundaki aktif bütün kurumları, bakanlıktan tutun ziraat fakültelerine kadar eğitimleri buna dönüştürülmüştür. Parantez açalım burada. Yeşil devrim, tırnak içinde yeşil devrim projesi kapsamında Pakistan'da, Mısır'da, Hindistan'da ve içinde Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkede barajlar yapıldı. Yani yeşil devrimin aslında tarımsal sulamayı, enerjiyi, kalkınmayı, tırnak içinde kalkınmayı besleyen en önemli ayağı olduğu iddiasıyla barajlar yapıldı. Türkiye'de de işte Keban'la başlayan, GAP'la devam eden süreçte pek çok siyasetçi, o dönemki teknokrat, bürokrat, sizin de sözünü ettiğiniz o proje kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde
eğitildiler ve ülkelerine döner dönmez yaptıkları ilk iş devasa barajlar inşa etmek oldu. Ancak bugün işte üstünden 40 yıl geçti. Pek çok baraj artık kullanılamaz hale geldi deyim yerindeyse. Geçimlik tarım dediğimiz üretim biçiminin yüzlerce, binlerce yıllık geçmişi olan geçimlik tarımın insanların elinden alınmasıyla büyük şirketlerin, büyük üretim araçlarını elinde tutan kuruluşların, odakların eline geçmesiyle adeta Anadolu insanı mahkum hale getirildi. Yani işin biraz da siyasi boyutu yok mu size göre? Yani bu siyasetçiler, bu kararların altına imzasını atmış olanlar bazen barajlar kralı olarak lanse edildi, bazen tüneller kralı olarak, bazen başka tırnak içinde krallıklarla ödüllendirildi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve özellikle kırsal alandan büyük bir teveccüh görmesi nasıl bir paradoks oluşturuyor size göre? Şimdi burada bir defa insanımızı suçlamak en son yapılacak şeydir. Temin söylediğim gibi karar dışarıda verilmiştir. Karar bir ülkenin tarımsal üretimini en başından yani tohumundan dışarı bağlamıştır. Bağlayınca o tohum bu kadar büyük miktarda suya talep gösteriyorsa yani talep oluşmuştur, oluşturulmuştur. Dolayısıyla size de barajı yapmak kalır. Bu yalnız Türkiye'de böyle değildir. Bütün diğer ülkelerde de böyle olmuştur. Mesela Hindistan gibi halkının hala büyük bir bölümü kırsalda yaşayan bir ülkede ve kırsalda yaşayan insanların su ihtiyacını tamamıyla diyebileceğimiz oranda akarsulardan direkt temin ettikleri bir ülkede inanılmaz büyüklükte dev barajlar yapılmaktadır. Dev barajlar ayrıca bir su bağlantı sistemiyle de birbirlerine bağlanmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Hindistan'ın bütün su kaynakları bir sisteme bağlanmaktadır. Ve Hindistan halkı yer yer o su hakkını satın alan şirketlerin korumasından dolayı ırmaktan bir kova su dahi alamamaktadırlar. Gidiş buna doğrudur. Dolayısıyla Türkiye'de o barajlar yapılması için evvela Türkiye'nin kendi buğday üretiminin bu şekilde dönüştürülmesi gerekiyordu. Buğday üretimi deyip geçmeyelim. Bütün halkın beslenmesi ona bağlıdır. Yalnız ekmek değil, bulguruyla, tarhanasıyla, her şeyle bağlıdır. Bu halk öyle beslenir. Siz bunu öyle bir tohuma bağlıyorsunuz ki eğer almazsanız bu sefer halkınız aç kalacak. Elinizdeki tohumları da biliyorsunuz 3 sene 4 sene arka arkaya ekmediğiniz zaman o tohum kaybolur gider. Onu bir daha bulamazsınız. Özellikle de Türkiye gibi her yöresinin iklim ve taban şartlarına göre kendine ait oraya has oluşmuş olan tohum cinslerinin kaybolduğu bir ortamda kalkıp da bizim Toroslara gidip Konya Ovası'ndan tohumluk buğday getiremezsiniz. Getirirsiniz de ektiğinizden bir şey alamazsınız. Bütün bunlar kaybolmaktadır. Kaybettirmektedirler zaten. İstedikleri o. Sırf kendi işlerine yarayacağı birkaç cinsi alıp götürüp tohum bankalarına koyuyorlar. Ve onlardan ne yapılacağı da ayrı bir konu herhalde. Fakat evet. Bu baraj konusunu çok iyi vurguladınız. Barajları tabii ki konuyla ilgilenmeyenler, insanlar için düz mantık olarak anlamı büyüktür. Tabii canım bu kadar su akıp gidiyor. Bari biriktirelim de kullanalım mantığı. Dediğim gibi düz mantıkla çabuk akla gelen bir şeydir. Ama konunun uzmanları onun öyle olmadığını biliyorlar. Ne kadar çok baraj yaparsanız ülkenizdeki değişimi o kadar hızlandırırsınız. İklimini değiştirirsiniz, toprak yapısını değiştirirsiniz, kitlesel tarımla toprağı değiştirirsiniz. En önemlisi üreticiyi değiştirirsiniz. O üretici kalmaz artık. Tarımsal üretimin bir kıskaca bağlanmasıyla suyun, enerjinin, toprağın, üreticinin tek bir elden tek bir kıskaca bağlanması eş zamanlı yürüyen kapsamlı bir proje diyor Erhan Bey. Bu büyük projenin arkasında nasıl bir güç ve yapılanma olduğunu merak ediyoruz. Peki bizler alışveriş yaptığımız ürünün kutusuna bakarak arkasındaki bu büyük gücü görebilir miyiz? Yani elini herhangi bir süt ya da peynir kutusuna uzatan Ayşe teyzeye ne söylersiniz diyoruz Erhan Bey'e? Bu yapılanmayı ona nasıl anlatabilirsiniz? Şimdi iki boyutlu bir şey. İlk önce evvela oyunu kavramak lazım. Amaçlarını kavramak lazım.
Demin tarım konusundaki alınan tedbirlerden bahsettim. Bir ayağını atladık. Öbür ayağı eğitimdir. Aynı anda Türkiye'nin eğitimi de dönüştürülmüştür. Eskiden daha ziyade ülkenin geleceğine yönelik eğitim vermeye çalışan gönüllüler ordusunun yerine daha sığ, Amerikanlaştırılmış bir eğitimi veren, kendileri de yarım yamalak eğitilmiş insanlar girmektedir. Ve bu ülkeye bir de kalkınma modeli kafasına oturtulmuştur. Batılı gibi olacağız. Hatta bu biliyorsunuz bir zamanlar artık küçük Amerika olacağıza kadar bir sapkınlığın içine girmiştir. Bu değişim olmadan bunlar oturmazdı zaten. Yani şehirlerde toplanmış insanımızın olaya çok yanlış ve eksik bakmasının da sağlanması gerekiyordu. Onu da yaptılar. Dolayısıyla böyle kalkınma olmaz. Üç tane köylünün el kadar toprağında ürettikle bu ülke beslenmez gibi tamamıyla sığ, sırf yönlendirmeye, manipülasyona dönük söylemler filizlenebilmesi için onu duyanın da konuyla tamamıyla bir haber olması gerekiyor. Bunu da sağladılar. Sığ bir eğitimle, hatta daha da bir şey söyleyeyim. Mesela bir ara Türkiye'de çok kısa süren bir köy enstitüleri modeli yerleştirildi. O gönüllüler seferberliğinin neticesidir o. Çok önemli bir sloganı vardır. Üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim. Bu hakikaten devrimdir. Devrimci bir düşünce tarzıdır. Bütün dünya için bir modeldir. Tehlikeyi gören hep birlikte. Yalnız Türkiye'deki o zaman hakim sınıflara falan veya bağlarlar, alakası yok. En büyük alarma giren yurt dışındaki güçler olmuştur. Bu bahsettiğim merkezler olmuştur, batırmışlardır. Evet, sistem 50'li yıllardan itibaren Türkiye'de dönüştürülmüş durumda. Cumhuriyet döneminin tarımda da var olan öncü düşünce tarzı artık bir kenara bırakılmış. Bu tarihten itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözünün altı da boşaltılmaya başlanmış aslında. Eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim modeli olan köy enstitüleri de 1940'lı yılların sonunda kapatılmış. Erhan Bey bu durumu içtekilerden çok dış güçlerin istemediğini, bu yüzden de köy enstitülerinin kapatıldığını söylüyor. Yılanların Öcü, 10. Köy gibi çok sayıda eseri bulunan Fakir Baykurt, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz çok sayıda roman ve öyküsü bulunan Talip Apaydın, Bizim Köy kitabı ile dikkat çeken Mahmut Makal, köy edebiyatının şiirdeki temsilcilerinden olan Mehmet Başaran ve kırsal gerçekliklere ilişkin gözlemlerini edebi, mizahi bir üslupla anlattığı yapıtları bulunan Dursun Akşam gibi önde gelen yazarlar ve düşünürler de bu okullarda yetişmişlerdi. Köy enstitüleri yokluk içindeki ve cehalet içindeki köylerde gelişimi sağlamayı amaçlıyordu. Okuma yazma seferberliği, dil devrimi gibi devrimler ne yazık ki köylere ulaşmamıştı daha. Halkın %80'i de köylerde yaşıyordu. 16 milyonluk nüfusun sadece 2,5 milyonu okur yazardı. İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel'in emekleriyle gelişen köylünün ve köyün kalkınması için oluşturulan köy enstitüleri de çeşitli şekillerde karalanarak Türkiye'deki dönüşen sistemin kurbanı olmuştu. Eğitimdeki dönüştürülme de insanların olaylara bakışında büyük etki yarattı. Sorgulayıcı eğitim modelinden ezberci bir modele geçiş, belki de konuların altında yatan asıl gerçekleri de görmemizi engelliyor. Şimdi gelelim tüm gıdayı elinde tutan bu merkezi güç Türkiye'den ne istiyor? Temin de söylediğim gibi bütün dünyadaki gıda üretimini 3 gıda tahılın üstüne yapılandırmak istiyor. Görsel çeşitlilik, adı üstünde görsel çeşitliliktir. Süpermarkete girdiğiniz zaman raflarda gördüğünüz rengarenk torbalar, isimler, markalar çeşitlilik değildir. Özünde hepsi aynıdır. Bu 3 tahıl şudur: buğday. Buğday üzerinden işte bin bir türlü bisküvit, hamur işi, çeşitli tatlılar, makarnalar veyahut da hazır gıda, gittikçe artarak mutfağımıza giren hazır gıda. Çünkü artık insanları
yemeğini bile pişiremeyecek hale getirince en kolayı süpermarkete gidip alıyorsunuz. Hazır pizza, hazır başka şeyler. Şimdi bu hepsi buğday üstüne yapılandırılmıştır. Niye bu böyledir? Rakamlarla açıklarım. İkincisi, daha önemlisi mısırdır. Mısır üzerine yapılandırılmıştır. Mısırdan önce yağ elde edersiniz. Ve bu çok önemlidir. Türkiye gibi bir ülkenin sıvı yağ tüketimi mısır ve ayçiçeği bazlıdır. İki, mısırdan nişasta ve şeker yaparsınız. Nişasta bazlı şeker, yani sıvı şeker söylenen şekliyle. Bütün tatlılarınızda yine o rafları dolduran her türlü şekerlemede rengarenk o cümbüşün arkasında hep mısır vardır. Peki bu mısır şurubu bize ne yapıyor? Bu konuda bilimsel araştırmaları olan onkolog Yavuz Dizdar'dan dinliyoruz bunun cevabını. Buğdayın ruşeymi alınıyor. Çünkü ruşeym buğdayın içerisinde acımaya neden oluyor diye endüstri onu ayrıştırıp ayrıca kozmetikçilere satıyor. Size dolgu maddesini yedirtmeye başlıyorlar ekmek olarak. Ruşeym dediğinizin içeriği bu florayı ilgilendiriyor. Çünkü ekmeğin içerisindeki nişasta ne varsa onlar zaten buradan emiliyor. Önemli olan buraya saflaştırılmamış bütünüyle erişebilmesi. Enformasyon, ne yapılacağı, alınan emilen şeyin, vücuda geçenin ne olacağını kalın bağırsak bildiriyor ve bunu flora yapıyor. O sizin çünkü topraklarınız. O toprakları besleyemezseniz kaybedersiniz. O toprakları besleyemezseniz bir daha işinde bir şey yürüyemeyecek. Bunu bilin. Ve bu sistemik hale geldi. Bundan 15 yıl öncesinde, 20 yıl öncesinde 2 saatte pişen tavuklar 25 dakikada pişebiliyorsa eğer, ekmek artık ekmek değilse, süt artık süt değilse, yoğurt artık yoğurt değilse sizin yiyecek neyiniz kaldı? 3-5 tane yeşillik domates. Önemli mi? Önemli. Mevsiminde. Çünkü bu flora sizi her zaman adapte ediyor. Bu zamana da bağlı adapte ediyor. Siz mevcut olduğunuz yörenin insanısınız. Şehirlere geldik. Şehirlerin içinde binalara kapandık. Topraklar orada kaldı. Her yıl bir iki kere gidersek belki aynı şeye tekrar maruz kalıp tekrar dirilebiliyoruz. Ama bunu yapmazsak burada kararıp kuruyacağız. Bunu biliniz. Toprakların beslenmesi gerekiyor. Bu beslenme taze, mikropların parçalayabileceği gıdalarla olmak zorunda. Bir kek bir yıl açılsa bile raflarda kalabiliyorsa bu demektir ki bunda mantar bile üreyemiyor. Ve biz çocuklarımıza bunu yediriyoruz. Bunun içindeki mısır şurubu ayrı. Bunun içerisindeki rafine edilmiş bütün ürünler ayrı. Çünkü endüstrinin derdi bozulmaması. Bir kere bakkala yollayayım diyor. Bir daha 2 ay, 3 ay uğramayayım. Aynı şey marketler için de geçerlidir. Siz bu kalın bağırsak florasını besleyemezseniz sizin sağlığınız olmayacak. Üçüncüsü de soyadır. Soya da hem yağdır ve soyanın girmediği hemen hemen günümüzde hiçbir şey yok. Çocuğunuza aldığınız dondurmanın içinde soya unu vardır. Çikolatanın içinde vardır. Soya lesitin olarak her yere girer. Ve sıkıldıktan sonra küsmesi de besiye çekilmiş hayvanlara yedirilir. Tabii tek başına değil. Yem sanayi biraz daha zengin çalışır. Şimdi dolayısıyla peki bu 3 tahıla niye yapılandırıyorlar? Çünkü bu 3 tahılın küresel olarak üretimi en büyük çapta zaten o bahsettiğimiz konsernlerin elindedir. Ve bu güçler bu 3 maddeyi, buğday, mısır ve soyayı hibrit haline getirip tekellerinde tutuyorlar. Tek başına bir 2010 rakamlarıyla söylüyorum. Dünyanın mısır üretimi 850 milyon ton civarında, 316 milyon tonunu Amerika Birleşik Devletleri tek başına üretiyor. Bu korkunç bir rakam. Bunu ben bir benzetme yapıyorum. Hani 312 milyon ton nedir? Bunu sıradan bir insanın tahayyül etmesi, hayal etmesi zor. Tırlara yüklediğimizi farz edelim. Bir tırın boyu 16 metre ve bu tırları biz 20'şer ton alır. Arka arkaya park ettiğimiz zaman dünyanın çevresi 40 bin kilometre aşağı yukarı. 6,5 kere dünyanın etrafını dönecek bir tır kuyruğu oluşur. Yani böyle bir çokluktan bahsediyoruz. Bu çokluğu üretmesinin sebebi, hani ürettim bari satmaya çalışayım zorlaması da değildir. Zorunluluğu da değildir. Tersine o kadar çok üretecek ki
insanları da onu tüketmeye zorlayacak ve siz artık onu oradan almak zorunda kalacaksınız. Bir tek Amerika Birleşik Devletleri mi var? Devlet bazında söylüyorum, hani kolay olsun diye. Bugün Brezilya'nın, Arjantin'in üretimlerini de buna katacaksınız. Hepsi aynı konsernlerin üretimidir. Devletleri bir yana itelim. Bunlar Cargill'in, Bunge'nin, ADM'nin yani Archer Daniel Midland'ın, Louis Dreyfus'un üretimleridir. Ülkelerin aslında önemi yok. İnsanların avcılık, toplayıcılıktan tarım toplumuna geçtiği süreç içerisinde ilk evcilleştirdiği tahıl cinslerinden olan buğday ve arpa yerleşik düzene geçişte önemli rol oynamış. Diğer bir deyişle insanoğlunun varoluş sürecindeki en önemli dönüm noktasında buğday ve arpa var. Bunlara daha sonra darı, çavdar, yulaf ve Amerika'nın keşfinden sonra stratejik bir tarım ürünü olarak mısır katılmış. Soya ise Avrupa'ya 17. yüzyılda Japonya'dan getirilmiş. Merkezi gücün baş silahşörü Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada ve Avustralya bu ana tarım ürünleri üzerinde tartışılmaz bir hakimiyet kurmuş. Bu ülkelerin gerçek sahiplerinden gasp ettikleri uçsuz bucaksız tarım alanları son 300 yıldır giderek artan efsanevi boyutlardaki tahıl üretimini mümkün kılmış. Kendi topraklarının potansiyel sınırlarına dayandıkları noktalarda ise uluslararası aktif birer dev olan tarım konzernlerini devreye sokarak diğer tarımsal alan potansiyeli yüksek olan ülkelerdeki tarım alanlarını da kullanır olmuşlar. Bu hakimiyet sadece dünyada bu ürünleri en çok üreten ülkeler olmaktan daha öte, dünya üretimini ve tüketimini, dolayısıyla da pazarı tümüyle kontrol etmeyi mümkün kılmış. Buğday, mısır ve soyayı inanılmaz boyutlarda üretmek ilk anda çok şey ifade etmeyebilir. Bu yığınsal üretim, yoğun olarak hayvancılık ve su ürünleri alanlarında da radikal sistem değişikliklerini beraberinde getiriyor. En başta insanlığın tarihsel süreç içerisinde beslenmesini ve bugünlere varabilmesini sağlayan geleneksel çiftçiliğin tasfiyesini kaçınılması imkansız biçimde dayatıyor. Kendilerini ve yakın çevrelerindeki şehir insanlarını yüzyıllardır başarıyla besleyen küçük çiftçilerin yerlerini yeni sistemde tarım şirketlerinin ve tarım holdinglerinin alması gerekiyor. Bu büyük güçler mısır stoklarını tüketmek için Türkiye'de de uzun yıllar mısır özü yağının sağlıklı bir yağ olduğunu söyleyerek mısır özü yağının tüketimini artırmışlardır. Tam bu noktada aklımıza bir zeytinyağı ülkesi olan Türkiye'de bir zamanlar Profesör Doktor Kenan Demirkol'un zeytinyağından nasıl uzaklaştırıldığımız konusunda yazdığı yazısı geliyor. Marshall Planı 2. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı ekonomik bir yardım paketidir. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülke bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır. ABD geçmişten beri dünyanın en büyük mısır üreticisi ülkesidir. ABD, birikmiş olan mısır dağlarını eritmenin bir yolu olarak mısır özü yağı ihracatını keşfetmiştir. Marshall yardımının koşullarından biri Türkiye'nin ABD'den mısır özü yağı almasıdır. Buna koşut olarak Türkiye'de ilk margarin fabrikası kurulur. Yine aynı dönemde yüz binlerce zeytin ağacı sökülerek bir katliam yapılır. Kalan zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağının büyük bölümü ABD tarafından dolar karşılığında alınır ve mısır özü yağı TL karşılığıyla satılır. Türk insanı zeytinyağından soğutulur ve mısır özü yağı ile margarinle tanıştırılır. Bu amaçla zeytinyağı ısınırsa kanser yapar gibi yalanlar uydurmaktan da geri kalınmaz. Halbuki zeytinyağı halk arasındaki deyişiyle dumanlaşma derecesi en yüksek sıvı yağlardan biridir. Bununla da kalınmaz, kötülemek için tıpkı bugün yapılan halkla ilişkiler endüstrisi çalışmaları gibi zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman diye türkü sipariş edilir ve ülkenin en popüler türküsü yapılır. Katı yağ, margarine mahkum edilen halk 20-30 yıl içinde bir kaşık yağ bile muhtaç hale getirilir.
Basma giyen kadınlar da plastik giysilerle tanıştırılır diyerek türkünün nasıl ortaya çıktığını, Amerika'nın şahsi menfaatleri için türkü bestelettiği gerçeğini ortaya koyuyor. Bugün iki ağaç içinde Tarım Savaşı adlı bölümümüzde Erhan Bey'den dünyada dönen gıda oyununu dinledik hep birlikte. Peki Türkiye bu oyunun neresinde? Bizler ne yapmalıyız? Tüm bu dayatılanlara inat, doğal bir yaşam sürdüren örnek çift Erhan ve Cemile Ünal nasıl bir yaşam sürüyor? Hepsinin cevabı haftaya Tarım Savaşı'nın ikinci bölümünde. Sevgili izleyiciler, şu anda Demre Çayı Vadisi'ndeyiz. İki ağaç içinde bu hafta Kumluca ilçesine bağlı Alakır Vadisi'ndeyiz.